Merhaba arkadaşlar, Ortak İş YouTube kanalına hoş geldiniz. Serimizin dördüncü bölümüyle devam ediyoruz ve gördüğünüz gibi birazcık malımız birikti. Şu anda da fiyatlar gayet yüksek. Konserve pancarın maksimum fiyatı 1483K, şu anda 1545. Daha da yükseliği zaman hızlandırırsak yükselecek, fakat avucun fiyatı düşecek. O da maksimum 1526 iken şu anda 1670'e, hepsi Erlengrad'da satılıyor. Orası neresi bakalım, Erlengrad? Aa, trene satarmışık. Trene mi? Ya. Dobre. Trene buradan mı yükleniyor bu çıkkane burada? Ben bakayım tavralara. Bu çıkkane buradan. O da odunu satmış. Buraya gelme. Ha, tamam, burada yükleni. Dobreye gideceğiz o zaman. Ben treni aykırayım. Tamam, çağırdım treni. Ben gel, bekçe geleyim, açan geleyim. Gördün mü nerede olduğunu? Evet, evet. Tren kiralı, haritanın ortasında sağda. Doğu takıl havuzunun yanında yere gideyiz. Treni oradan doğru olan yanında. Aynen. Şimdi sen gidiyorsun, ben de bizim şeyle gideyim. Ne kadar gidebilirsek. Yola çıktığından bir isfeye gidelim valla. Aynen. Şimdi bakalım traktörü edebileceğiz mi? Bizim külüstürle. Ben 42'ye gideyim. Ben 80'le gideyim ama maksimum. Pek hızlanamayayım o yerlere. Bir de kayıyı bu çok biliyorsun. Çok bağlı. Bu arada traktörün arkasındaki römörkü yeni aldık. Bu bir mod. 9000 aldık onu. Neden mod kurduk? Autoload olduğu için. Bir de bizim aldık aslında normal bir balya yükleme römörkü. Ona yüklemeye başladık. Fakat oyunda bug'lar bol olduğu için yüklemeye başladığından remarki oynayı paleti koyuz mesela üstüne bırakız, traktörle uzaklaşıyız, remarki geziniyiz sağa sola azıcık. Evet, tren geldi. Yavaş. Devrildi. Anasınam. Evet, uzun uğraşlar sonucu traktörü sıfırlamaya karar verdik. Çünkü şey aldamadık. Şimdi önündeki kepçesini taktık da MRP'yi durdurma çalışacağız. Bakalım ne olacak. Bundan sonra da tarla satın alacağız. Aldığımız tarlaları da size gösteririz. Kimi tarlalar? Çünkü sürülmesi gerekir kelimeden önce. Kireç falan da isteyle bayağı işimiz var tarla hazırlığı olarak. Da B planını devreye soktuk. Rampa bir şey olsa olur mu acaba dedik. Sonra aklımıza geldi, hani rampa olan yer var. De gördüğünüz gibi burası kütük yüklemek için aslında. Şey neydi bu buçukhane. Şimdi burada da şansımız deneyeceğiz. Olmadı başka yerlere satış yapacağız.
Boom, işte bu. Ay amına koyayım. Geldin mi? Dur satım onlar olsa azıcık daha getirelim evde vaya. Fiyat yüksekçe satış yapalım. Evet arkadaşlar, bütün malları yüklediğimizde görüşürüz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ikinci şey de geldi. İkinci römer. Şimdi bunu da yerleştirmesini yapalım. Çok ince yanaşmak lazım ki gördüğünüz gibi tam boylu boyunca yanaştığımızda ucunda kalıyor. İkinci römörkümüzde de 24 ton havuç, 14.000 de pancar konservesi var. Ben de hep havucu diyeyim bunlara. Bunları da yükleyelim. Sonra da satışımızı yapacağız. Bineyim şuna. Bağlı mı bunlar şimdi? Öncelikle bağlı ama gerçekten dur. Bağlandılar ama görüşmede o şey çıktı orada şey. Gözüküyor de tamam. Bağlı bağlı. Şimdi haritada size göstereyim nerede olduğumuzu. Bıçıkhanenin yanındayız biz. Erlengrad'a buradan satılabiliyor. Yani şu demir yolundan olduğumuz yerden geriye gittiğimizde. Bir de ileri gitme. Şu andaki daha yakın yer gördüğünüz gibi ileri. Onun için ben de direkt ileri gideceğim. Bu arada sizlere trenin içini de göstereyim. Bu tren elektronikti galiba. Pek bilmiyorum ama. Ya da diğer tren mi elektronikti? Evet, 42 bin litre pancar, 42 bin litre havuç. Bakalım kaç para gelecek yüksek fiyattan sattığımızda. Vay anam. 125.000 geldi, bir de 3 tane palet kaldı burada. Bunları nasıl satacağım ben? Nasıl kaldı? Fırladı la. Dur şimdi. İn bakayım. Ötede. Şey gitti. Neye bakacağım? Tren gitti de. Ya kaç bin para geldi onu söylemeyi bile unuttum ben. Paletleri şaka. 125. Bayağı iyi para. Daha o kadar adam fazla gelecek. Yok abi, Bulat'ın sada avuçları hepsi ama değişiklik ya. Bayağı uğraştırıyor ama en azından kar var. Azıcık kar edebiliriz. Tamam, bu sattım bu bunları da. Tamam. Nasıl sattın bunları? Remarki'yi yükledim. Burası haritanın sonu ya. Kıçını azıcık yaklaştırıverdim. Orayı aldı direkt. Biz trene uğraşacağız. Bizim buradan Remarki'ye buraya geleydik ya. Ne bileyim, ben safety bile yaptım. Öyle de deneyeceğiz. Artık direkt toplu yoldan gelip buraya gidivereceğim ben. Hadi eve döneyiz arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Zamanı hızlandırıp da şu karlar erisin. Sonra da yeni tarlalarımızla çalışmalara başlayacağız. Evet arkadaşlar, şu anda iki tarlayı da satın almış bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi oyuna yeni başladığımızda aldığım diskli tırmık mı diye geçer. Neydi bu? Goble diye bilinen ekipmanla şu anda tarlayı temizleyeyim. Burada şey vardı. Pamuk ekiliymiş. Gübresi %100. Direkt bunun üstüne şey geçtiğimizde özel bir ekipman var. Karı kaçıcı diye yeni gelen. Sen şurada kalmayalım da. Tamam, Ülker'e de gördüğünüz gibi birçok kiraladık. Bu yandaki dağda bizim burada da kanola var.
Fakat kanalı biçip bir şey etmek için ekipmanımız falan olmadığı için kanalı şu anda maalesef bozuyuz. Bilet alalım şapon. Bunu taştan toplayalım. Yok kalmadık, iyi tamam. Ne yapalım dedin? Taş. Taşı o sonra ilerlerde. Onu top. Ne? Taşlarım onu toplayalım. O ileride azıcık paramız olma. Boş ver, taşların kimseye zararı yok. Evet, sizleri tarla hazırlığıyla baş başa bırakıyoruz.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tarlaların kultive işlemini gerçekleştirdik. Hülker de iki tarlaya kireç attı. Şu anda da şu bitkinci geçtiğim en küçük tarlamızın da gübresi sıfır. Gübre aldı bir palet, gelip serpicimize, saçıcıya onu yükleyip de gübreleyecek tarlayı. Ben de bizim goble yıkayayım. Bu arada karı kaçıcı diye bir şey var bildiğiniz gibi, yeni sebzeleri ekebilmek için. Onun da güç gereksinimi 270 beygir. Bizim traktör maalesef 220'lik. Diğer işlerimizi yeterli bir şekilde karşılıyor ama onu karşılayamayacak maalesef. Değiştirmek zorunda kalabiliriz. Fakat bunu ilerleyen zamanlarda, ilerleyen bölümde göreceksiniz. Videonun çok uzun olmaması amacıyla bu videoluk bizden bu kadar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın ve oyunsuz kalmayın.